Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Bayağı iyi gördüm seni. Evet. Ee, artık bir haftanın daha sonuna geldik. Hafta bitiyor. Belki okul olanlar okula açılıyor. Bazı insanların da işte ne bileyim pazartesi sendromu falan vardır. Bilemiyorum ama pazar günü bu haftalık, pazar günü haftalık gündem sohbet var. Eski saatinde eski gününde. Belki eski saatinde koymamışımdır. Bilmiyorum. 12'de gelmediyse eski saatinde koymamışımdır. <laughs> Haberiniz olsun. Evet. Vakit kaybetmeden geçelim mi? Şunu da hatırlatayım. Sadece bu haftalık böyle bir şey var. Çünkü maalesef birazcık yoğunluğum var. O yoğunlukta denkleştiremeyecektim haftanın renklerini. O yüzden bu haftalık haftanın renklerini iptal ettim. Haftaya konuşacağız bol bol ama... Belki bu hafta içinde olan bir tane şey ama gerçi şimdi birazdan konuşuruz ya. Haftalık gündem sohbete de değiniriz haftanın renklerindeki şeylere. <laughs> evet haydi geçiş yapalım. Çok fena yanan mısırdım. Kötü. <laughs> Devam edelim. WWE fans ejected. Evet bununla ilgili bir topluluk duyurusunda paylaşmıştım. Bilenler biliyor. Geçenlerde bir live event sırasında Scarlet artık ne yapıyordu bilmiyorum. Segmentte mi? Bir şeyde mi? Segment değil de maç sırasında kenarda falan da herhalde. Birileri ona bir şey fırlatmış. İçecek fırlatmışlar. Böyle kaplara falan koyuyorlar ya Amerika'da. Ya spor etkinliklerinde genelde böyle şeyler yapılıyor zaten. Böyle kaplara falan koyuyorlar. Sonra onu gidip atıyorsun, devam ediyorsun falan. Böyle bir mevzu var. Onlardan bir tanesi Seyircilerden bir tanesi bayağı fırlatmış. Yani niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Fırlatmış ve birileri e, muhtemelen artık yanındaki kişi falan vardı. Birisi ya da iki kişilerdi. Bil, bilemiyorum. Üç kişiler olabilirler. Onları dışarı atmışlar. Ha dur bir şey paylaşmış şey. As a classy woman from Chicago, I'm not surprised that something like this would happen in Peoria. Chicago'lu ee, çok klas bir hanımefendi olarak Peoria gibi aptal bir yerde aptal demiyor tabi de Peoria gibi bir yerde böyle bir şeyin olması zaten bana çok da garip gelmedi diyor. To the Granny who threw the ring Granny mi? Aa yaşlı biri ya da biri yaşlı değil de ona yaşlıymış gibi işte hey nine falan diyor böyle. Throw the ring with uh, your booze was as cheap as your hair. Oh booze nedir tam bilmiyorum ama e, saçın kadar ucuz bilmem neyin demiş. Booze ne olduğunu bilmiyorum o yüzden şu an çeviremeyeceğim seyircileri polis dışarı atıyor haberiniz olsun böyle bir şey olmuş Allah Allah çok ilginç yani bilmiyorum niye böyle <laughs> The Usos are now the longest reign evet bu herhalde geride bıraktığımız haftanın en 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 önemli haberlerinden biri zaten Usolar resmen WWE tarihinin en uzun süre tek seferde tek reign'de en uzun süre kemer taşıyan güreşçileri takımı oldular Jimmy and Jay Uso. Yendiler. New Day yendiler ve zaten rekor New Day'deydi. Onları da yenip yollarına devam ettiler. Bana göre zaten son 10 yılın en iyi iki tag New Day ile Uso'lar. Bu çok bariz. Yani onları ötesine geçebilmiş bu kadar başarılı olan bir tag yok. Bireysel olarak güreşçilerin daha iyi olduğu tag var mı? Var. Ama bu ayrı. Çok iyiler. Tarih geçtiler ya. Usaları sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir ama ben genel olarak sev seviyorum usaları Çünkü ilk geldiklerinden beri bir konseptleri var, bir tarzları var. Başta ikizler ve bunu harika şekilde yansıtıyorlar uyumlarını takım olarak. Bana göre çok e, elbette kusurları vardır ama kusursuza en yakın tag biri. Hem uyumlular, ikiz oldukları için kardeşler birbirlerine çok iyi tamamlıyorlar ringte. Ben memnunum ya, yaptıkları işler iyi ve bu işin sahne boyutunu da iyi kıvıran insanlar. O yüzden takdir ediyorum. Evet. Okada Rock'la maç yapmak istiyormuş. Yani. Ne diyebilirim? Şimdi Rock zaten 40 yılda bir güreşen. Belki de bilemiyoruz yani güreşip güreşmeyeceğini bir daha. Biri Okada da işte hadi Black Adam'dır bilmem nedir. Gaza geldi herhalde bir maç yapalım falan da o iş yaş bu oğlum. Yani Şimdi başta bir kere Rock'la maç yapabilme şansına sahip olmak için WWE'de olman lazım. E sen WWE'de değilsin. Tamam iyi güreşsin. Güreşine bir şey demiyoruz. Ama yani ne bileyim yarın öbür gün belki bir filmde oynarsın da adamla güreşirsin yani. <laughs> ne bileyim yani. Bu iş zor. Yani zor. Hatta imkansız. O kadının Dwayne Johnson'la maçı falan yok ya. O iş yaş. Evet. Bana göre çok güzel olaylardan biridir. Bu arada adamlar tam olarak iki görseli koymuş ya. Benim kapağım da bu görsellerde. Tam bu ve bunu yan yana koymuştum. Böyle güzel olmuştu. Austin Theory, United States Cash -in Loss was cat... Evet. Abi. Olay ne biliyor musunuz? Austin Theory biliyorsunuz ki Money in the Bank'i United States şampiyonu Seth Rollins'e karşı Cash'inle kullandı. Ve bitti. Gitti. Kaybetti. Burada böyle insanlar bir haftalık nasıl yükseldiler değil mi? Böyle Allah belanızı versin falan filan. Ya tabii yükselen insanlar bizim işte güreş kitlesindeki bazı tek taraflı bakan arkadaşlar böyle. İşte o öyle nasıl olur da bilmem ne de falan. Abi bir izledik. Ben bile şey yaptım. Onların makarasını yaptım. Hatta gittim böyle derin futbol gibi bildiğiniz derin WWE falan böyle geyik içerik yaptım. İnsanların bu tepkileriyle ilgili falan. Yani bir bekleyin yani değil mi? Bak bekleyin. Ne oldu? Adam belki de şimdi hayvan gibi push alacak işte. Belki de United States kemerini bir kere daha alacak ilerleyen dönemlerde. Göreceğiz. Austin Tir dedi ki bundan sonra dedi öyle bilmem neymiş yok selfieymiş. Ee, işte gelecek vadeden çocukmuş potansiyelle wonderkidmiş başlarım lan dedi. Ben artık future future hep gelecek gelecek değil. Gelecek şimdi dedi. I am present now falan yaptı böyle bir şeyler. Şu anım ben dedi. Ve bayağı da etkiliydi geçen hafta rada. bayağı bayağı etkiliydi. Bu benim çok hoşuma gitmişti hatta. Austin Theory'nin önü şu an daha da açıldı. İşte şimdi birazcık böyle neden ortalığı işte galeyana getirmeyelim? Neden böyle gemilerimiz yanmış gibi dırırırırırı falan diye zırlamayalım? Bunun en büyük örneğini gördük işte. Bir bekleyin bir bakalım hani gerçekten ne olacak Austin Ben Austin hala hala WWE'nin geleceğinde çok önemli yer önemli şekilde yer alacak güreşlerden biri olduğunu zaten düşünüyorum yani. Ve bakın şu anda bu güzel işlenmeye başladı biraz da şu sanki bana mantıklı geliyor Money in the Bank'te gitti ya valla Triple H WrestleMania ama bence yapmasın bunu ya çünkü Money in the Bank'in konsept olarak maç konseptinin WrestleMania'nın bir konseptiydi biliyorsunuz şimdi WrestleMania birinci gece ikinci gece birinde erkek birinde kadın yapalım falan diye bir söylenti vardı bir fikir vardı daha doğrusu ama ben olsam yok Money in the Bank'i tekrardan kesinlikle değiştirmem pay per view olarak yoluna devam ettiririm. Belki işte o kayboldu. Şimdi belki WrestleMania'da hadi Money in the Bank yapalım tekrar derler mi bilemiyorum. Bence gerek yok. Derken Triple H başkan geldi buraya. Logan Paul has texted Triple H to request. Yani request diyor ki Logan Paul Triple H'e mesaj atmış. Demiş ki ben Cena ile WrestleMania'da maç yapmak istiyorum. Yorumlayalım mı? Şimdi biraz sonra bir haber var Logan Paul ilgili yine e, Logan Paul'un sağlık durumu ile ilgili. Oraya değinmeden önce bu haberin içinde miydi lan? Yo. Hey, bu olması lazım. Aldım galiba. Ya Logan Paul baya yükseliyor şu an. Hani şey olarak yükseliyor. Kendisi de böyle gaza geliyor manasında yükseliyor. Hype'lanıyor falan böyle de. Çok, çok da iyi güreşiyor gerçekten. Bir güreşçi olmayan birine göre çok iyi güreşiyor. Ama şimdi WrestleMania'da John Cena için önce Cena'nın gelmesi lazım. Herkes ister abi. Sen kimle güreşmek istiyorsun? Yaz aşağı hadi. Wrestlemania'da maç yapıyor olsam biriyle kimle güreşmek istersin? Yaz aşağı. Hadi bekliyorum. 5 saniye bekliyorum. Yaz. Yazdın mı? Tamam. Şimdi bunun olmayacağını biliyorsun değil mi? İşte bu da aynısı. <laughs> ya bu yok. Ya şimdi Logan ihtimali daha yüksek. Böyle bir şey olma ihtimali senden daha yüksek yani. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma. Alınmayın değil mi? Öyle bir şey yok lütfen alın mı? Gerçekten acıtır yani. Bunun için de önce Cena'nın gelmesi lazım. Ben Cena'nın WrestleMania Hollywood'da bir e, Hollywood yıldızı olarak öyle diyelim. Daha henüz yıldız seviyesine geldi mi statüsüne bilmiyorum ama bir film aktörü olarak oralarda olabileceğini tahmin ediyorum. Ama Logan'la mı olur? Pek zannetmiyorum. Başka yorum yapmayacağım bununla ilgili. Ama Logan'ın bu kadar hevesli olmasını çok takdir ediyorum. Ama birazcık yüksekten uçuyor gibi. Tam Roman'ın aldın çağın adamı şu an bu devrin adamı da ee, yine zor gibi be. Zor gibi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. NXT Deadline <laughs> 10 Aralık'ta 10 Aralık Cumartesi günü yapılacak. NXT Deadline. Burada yeni bir maç türü duyuruldu. Shawn Michaels yeni bir maç türü duyurdu. Iron Survivor Challenge. Bakın gelin şimdi sizlerle bu maç türü neymiş ona bakalım. Bak kaç güreşçi? Eee bakayım 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 Revolutionary there will be two iron challenge tamam. Lulululul. Five Superstar, 5 güreşçi abi. 5 güreşçi güreşecek. 25 dakikalık bir maç bu. 25 dakika sınırı var. 25 dakika sürecek bir maç. Ee, birbirleriyle mücadele edecekler. Saate karşı 25 dakika içinde. Two Superstars will start the match. 2 kişi, iki kişi önce maça giriyor. Ondan sonra her 5 dakikada biri giriyor. Ama öyle bir şey ki. Beşi işte ringin içine giriyor. Hepsi devam ediyor. Oradan sonra yine devam ediyor. The goal of the match is have the most falls. Kim ne kadar çok pinlerse 25 dakika içinde kim rakiplerini ne kadar çok pinlerse o kazanıyor. Pinde olur, submission'da olur, diskalifiye de olur fark etmez. Ne olursa olsun rakibine üstünlük kurduğundan o pinler sayılıyor. Toplamda kaç tane alırsan sen kazanıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki bir güreşçi pinlenirse o pinlenen güreşçi penaltılı bir ceza alıyor. 90 saniye boyunca çıkıyor dışarıdaki şeyde bekliyor. Penaltı box'ta. <laughs> Şeyin içinde bekliyor böyle kafesin içinde artık neredeyse. Haberiniz olsun. Bekliyor sonra yine giriyor. Yani aslında 90 saniye bir dezavantajı Çünkü o 90 saniye içinde belki ringin içinde kaç kişi birbirini pinleyecek yani anladın mı? 25 dakika içinde en çok kim rakibini pinler, submissionlar, diskalifiye bir şey ne olursa olsun o kazanıyor. Çok değişik bir şey yani. Farklı bir konsept yani. Bakalım izleyelim göreceğiz. Mandy Rose Be evet Mendiros geçen NXT'de şu şekilde gelip Last Woman Standing maçında kazandı tabii ki. Ee, aile Dan'ın yardımıyla. Burada herkes dedi ki kırmızıları giymiş, şapkayı ters takmış. Tamam dedik. Ya bu fearless işte Nikki Bella ona işte gönderme mi yapıyor? Onu anıyor falan diye. Hatta Nikki Nikki Brie, Bella Twins de böyle hmm. The Fearless Champions diye ya oraya tabii. Ki. Fearless Champ, ee, yani Fearless, Fearless, e, Fearless Champ, WWE Fearless Champ falan koydu buraya. Hemen Bellamy's böyle hmm diye bir emoji gönderdi ve altında Mendoza da ki Damn ya, can even let the girl wear her own merch hat? Ya kendi lisanslı ürününü bile şapkasını bile tak takmaya şey yapmıyor musunuz, izin vermiyor musunuz ya? Ne olacak yani? falan dedi. Yani bu bildiğiniz fearless, fearless bu Nicky Bella göndermesiydi. Çok belli, çok bariz yani. Şapka öyle ters takacaksın, kırmızı falan giyeceksin. E, ee, bela? Bella. Nicky. Devam. Bronson Reed ve Chelsea Green'in WWE'ye geri dönmesi yönünde bazı söylentiler var. Yani ne şekilde kullanılır bilemiyorum ama NXT olabilir. Bronson Reed'in şu an ana kadroda çok bir şeyler yapabilecek biri olduğunu düşünmüyorum. İleriye dönük belki ama ee, yine bir NXT'de belki ikinci bir şans falan olabilir. Chelsea Green gelsin. Yani Chelsea Green gelirse Matt Cardona da gelir belki. Ki onunla ilgili de haber var birazdan ona da bakacağız. Ee, hatta Brunson Report aa W da hatta kontrat önerdiği yönünde haberler var bir de. Bilemem artık. Bilemiyorum. Matt Cardona evet. W Curious Twitter. Şimdi Twitter'da falan birazcık yükseliyor bu aralar. Eee Matt Cardona da W de bir yanılıyor gibi algıladım ben onu. Çünkü Triple H geldi. E, ya işte falan filan. Şimdi şöyle bir yorum yapacağım size. Matt Cardona'nın kim olduğunu biliyorsunuz. Zack Ryder. WWE güreşçisi. Eskiden Zack Ryder ismiyle tanınan Matt Cardona. Zack Ryder WWE'de hep belli bir seviyenin güreşçisiydi. Jabber, Midcard'a bir, bir kere çık, bir iki kere böyle çıkıp kemeri falan var biliyorsunuz. Bir çıkıp indi falan öyle bir dönemi var. Daha öncesi de var ama tabii ki. Tekil olarak olmayan Edge Head zamanı var. Kurt Hawkins'le beraber. Edge'in böyle yanlarında takılan işte ekürileri falan böyle gibi. Ee, o dönemden sonra da solo olarak hep belli bir seviyenin böyle oralarda kaldı. Tam takıldı böyle çıkamadı yukarı. Ama indie dünyasına girdiğinden beri Matt Cardona ya bu adam bir isim kazandı kendine. Matt Cardona gerçekten çok fark yarattı ya. Yani neler yapabileceğini gösterdi en azından eğer böyle bir şans verirseniz. Ve belki de Geri dönebilir mi bilmiyorum. Ben isterim bu arada. Gerçekten isterim. Matt Cardona'nın bir şekilde. Yani Zack Ryder ismiyle mi artık bilmiyorum da. Matt Cardona sanki daha iyi olabilir. WWE'ye geri dönmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey yaptı. İşte Triple H ile çekindi. işte selfie falan. İnternet internet şeydi zaten biliyorsunuz. Fenomeni falan. Ben isterim ya. Siz ister misiniz? Yazın bakalım aşağı yorum olarak. Matt Cardona yani Zack Ryder geri dönsün mü? Ama Zack Ryder gibi böyle hey, hey. falan takılacaksa bilemem. Ama Fena da değil ya. Ben isterim gibi. Evet, backstage'den bir haber. Candice LeRae, Possible Involvement, Survivor Series, War Games. Şimdi biliyorsunuz ki Face tarafa da bir kişi. Şimdi erkeklerin takımları tamamlandı artık. Face'de heel'lar tamamlandı. Bloodline, Braun and Brutes etrafında. Bloodline zaten hepsi. Braun and yanına Drew ve Kevin Owens geldi. Onu da şimdi en sonunda yorumlayacağım. Ama erkek, erkekler tamam, kadınlar da. Şimdi işte birisi daha gelecek, bir şey olacak falan diye ne olacağı çok belli gibi. Ya belli gibiden kastım şey çünkü ikisinin de hikayelerinde vardı. Hem Bianca tarafın hem Damage Control tarafın hikayelerinde falan vardı kendisi. Ama minik bir sakatlığı varmış galiba. İşte bu e, belki sıkıntı yaratabilir. Böyle bir şey olursa artık o 5. kişi de belki de başka biri olacak. Göreceğiz bakalım kim olacak. Good news for WWE when it comes to Logan Paul injuries. Demin bahsettiğim üzere Logan Paul'un sakatlığının WrestleMania'ya kaçırabilecek kadar ciddi bir sakatlık olduğu yönünde söylentiler vardı. ACL değil çok şükür dedi. İşte açıklama geldi şeyden. ACL değilmiş de MCL. Yani menisküs falan muhabbeti. Menisküs ve MCL sakatlığı vardı ki Kevin Owens'ın da MCL'i var dediler. E adam geldi. Takır takır hareketlerini falan da çekti. Ben anlamıyorum niye böyle oldu yani. Ya büyük ters köşe yaptılar. Bilmiyorum ama Logan'ın sakatlığı var. Logan ne şekilde geri dönecek bilmiyorum ama e, doing better than expected diyor. Yani daha iyi. Sandığımızdan bir tık daha hani iyi, iyi gidecek falan gibi bir durumu var. Ama bakalım WrestleMania'ın yetişecek mi? Çünkü bence WrestleMania'da güreşir. WrestleMania'da da güreşsin. Ee, daha önce de zaten WrestleMania'da bulunmuştu. Bu sefer de güreşsin olur. Bence olur yani çünkü... Ya bunu söylemek çok ilginç geliyor bana çünkü bazı arkadaşlar vardı mesela geçenlerde bir canlı yayında bir arkadaşa denk geldik siz de hatırlarsınız eğer canlı yayında vardıysanız o dönem o aralar denk geldiyseniz canlı yayın o bölümüne bir tane arkadaş geldi uzun zamandır izlemiyorum dedi 3 aydır 4 aydır falan dedi galiba İzlemiyorum dedi WWE ne halde dedi yine işte bilmem ne falan ön yargılı yaklaştı Logan Paul geldi dedi işte falan böyle Logan'ı ben övdüm övünce dedi senin gibi birinden Logan'ı övmeni hiç beklemiyordum dedi. Abi nasıl övmeyeyim şimdi Logan güreşiyor çünkü yani. Çünkü arkadaş izlemediği için ön yargılı. 3 tane maç yaptık. İsin o 3 maçını izlesin. Sırayla izlesin. Her maça nasıl üstüne katmış onu görsün. Şamakistan'da eğitimini alıyor. Ben bir şey diyemem. Yani izlemeyenler varsa Logan'ın maçlarını izlesin. Gerçekten bu adam güreşebiliyor. Devam. Evet geçenlerde Ronda Rousey'nin bir söylemi vardı biliyorsunuz. Demişti ki işte kemerlerdeki kadınlar ibaresi bu kaldırılsın bu. İşte bu söylem bu terimi kaldırın. İşte ne demek yani kadınları niye ayırıyorsunuz falan gibi. O kadar abartmadı tabi ben şimdi bilerek yapıyorum. Madusa bilmeyenler varsa kendisi WWE'nin özellikle New Generation Era'nın çok 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 önde gelen kadın güreşçilerinden biri. Hatta şampiyonuydu. Kadınlar şampiyonuydu ve o kemeri. WCW'ye gittiği zaman oraya götürdü. WWE'de kadınlar şampiyonu iken kemeri WCW'ye götürdü ve çöpe attı orada. Hikayede tabii senaryoda. Bu ya WWE tarihine geçmiş bir andır. O kadar önemli biridir. Madusa, Alondra Blaze. Çok önemli bir güreşçi. WWE tarihindeki en önemli kadın güreşçilerden biri ki New Generation Eren en iyi kadın güreşçiydi zaten. O döneme göre bayağı iyi. Öndeydi yani güreş yeteneği diğerlerinden. Ya o da demiş ki ben bu fikri pek sevmedim. Hani gerek yok böyle bir şey. Kadınlar ibaresinin kaldırılmasına gerek yoktu. Yani işte Ronda Rousey came back out saying I'm taking, a, I'm taking, the name of out of the title. I'm like what the fuck for? Niye? Demiş yani. Nes Neskime değiştirisi falan yapmış böyle. Is it intergender now? Yani. Gerek yok falan demiş. Yani bilemiyorum. Bence de çok da gerek yok gibi yani. Evet birazcık işin magazin boyutlarına geçiyoruz şimdi. Bianca Belair <laughs> magazinsel daha böyle makara. Bianca Belair MCU'da Marvel Sinematik Evreni'nde X-Men'deki Storm'u oynamak istiyormuş. Bu arada oynara. Yani Storm gibi güçlü bir e karakteri bence canlandırır mı? canlandırır ama gerek yok. Başkaları tabii ki vardır. Bu aralar çok duyum var farkında mısınız? Marvel Sinematik Evreni'nde çünkü artık daha böyle yollar genişliyor falan ya böyle yine. Çünkü Marvel sinematik evreninin fazları vardır biliyorsunuz. Birinci vardı, ikinci, üçüncü falan böyle. Şimdi bunlar şekillendikçe bir süre isim dur ben de oynayayım falan muhabbetine giriyorlar bu Marvel evrenini, çizgi roman evrenini sevenler. Birkaç kişiden daha duymuştuk değil mi? WWE'de Lee Morgan falan mıydı? Birilerinden daha duymuştuk böyle ben de işte şunu oynayayım bilmem ne falan. Bilemiyoruz tabi oynarlar mı da. Yani Storm'u kesinlikle oynayabilecek isimlerden biri aslında. Evet. Ben artık bıktım. Ben artık Eric Bischoff'un gündeme gelmek için sürekli AEW'ye, sürekli Tony Khan'ı geçirme çalışmasından sıkıldım abi. Bana artık şey geliyor. Yani ne bileyim böyle şey futbol dünyası da ne işte hakem eskileri gündeme gelmek için çığırtkanlık yapıyor falan. Da şimdi Ahmet Çakar falan kendini sattırıyor. Adam çünkü artık makaraya döndü. Makaraya dönmeyenler artık kayboluyor gidiyor çünkü. Öyle oluyor. Bu devire öyle bir devre geldi. Abi Eric Bischoff da sürekli böyle eskilerden bır 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 bır, bır konuşuyor. Abi çok büyük saygı duyuyorum Eric Bischoff'a. Vince McMahon'in karşısına çıkıp harbiden onu alt edebilmiş başka biri var mı? Var mı abi bu piyasada? Bu adam WCW ile bunu başardı. Başardı. Paraları saçlar ama böyle. O Ted attı bu böyle. O Ted buradan atıyor burada tutup alıyor falan yaptı böyle parayla. E böyle olunca tabii ki başarılı oldu ama o kısa süre tabii birkaç sene gittin. Bay bay bittin. Cici oldun. Abi Tony Khan'a demiş ki Eric Bischoff. Çok parası olan 15 yaşında bir çocuk gibi davranıyor. Abi adam bak buradan göstereyim size. Tony Khan gayet ne bileyim çok zengin. gayet zengin demek. gayet zengin değil ya öyle bir şey yok yani. Gayet zengin ya. Çok zengin. Yani babası zaten Şahit Khan dünyanın en zengin ilk 70'inde miydi 80'inde miydi 60'ında mi? öyle bir şeydi yani. Ya, Fulham'ın sahipleri zaten biliyorsunuz. Neyse onları geçelim spor şeyi var böyle adamlarda çok güzel. İşte Jackson Jacksonville Jaguars falan da galiba. Oralar onların falan sahibi. AEW'nun da bir de sahibi işte bak. Yani adam bir şeyler çabalıyor. Çünkü adam hayran. Adam bir güreş sever. Heyecanlı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Elbette deneyim kazanacak ve bence çok da iyi gidiyor. Ha neden iyi gidiyor? En büyük sebep bir tane sebep varsa parası var çünkü. Senin paran yok muydu zamanında? He? Yok muydu senin paran zamanda? Ted Turner'ın vardı parası. Sen dedin ki bilmem ne lazım. Adam açık çek verdi sana. Al. Yaz ne istiyorsan. Hadi kimi getirmek istiyorsun? Hogan'ı mı getirmek istiyorsun? Ne kadar istiyorsan vereceğim dedi adam sana. Sen de takır o adamın parasıyla her şeyi yaptın. Bir şokçum bak lütfen. Adam şu an zengin ve çağına uygun bir adam bence. İnterneti de iyi kullanıyor, medyayı iyi kullanıyor, spor dünyasına biliyor hakim. Abi bu adama şans vereceksin çok yakın bir zamanda kurdular. Devam ediyorlar. Ben destekliyorum. Yola açık olsun Tony Khan. In. Heyecanlı. Hata yapacak tabii ki. Ama böyle bir 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 böyle 15 yaşında çocuk gibi falan gerek yok abi. Bakmayacağım. Diğer şeylere bakmayacağım abi. Kim bilir neler dedi yani. Backstage details on Stone Cold Steve Austin possibly competing at WrestleMania 39. Evet WrestleMania 39'da belki de Stone Cold Steve Austin güreş çek deniyor. Belki de bu olacak. Stone Cold'da gerçekten bir maç daha güreşmek istediği yönünde söylentilerini ben aldım. İnternette gördük. Bunu bilen arkadaşlarımız da var. Canlı yayında falan da konuştuk. Stone Cold eğer bu WrestleMania'da olursa ve WrestleMania 39 bir Hollywood konseptli şov olduğu için Rock maç için ya da başka bir şey için orada olursa ben Stone Cold'la Rock'ı tekrardan bir kere bir tekrardan bir yüz yüze gelmelerini çok 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 istiyorum. İstiyorum. Bunu yapın. Bunu bana verin. Göreceğiz bakalım maç falan yapacak mı Stone Cold? İnsanlar şey diyor Stone Cold'la Cihanpunk maç falan Cihanpunk. WWE. Gelmez. Bir kere daha söylüyorum. İnşallah göt olur. Devam. Front Runner City <laughs> to host WWE Summer Slam 2023. Evet. Bir Detroit Pistons taraftarı olarak ben mutlu oldum. Neden? Çünkü 2023'te Summer Slam Detroit Michigan'da yapılacakmış. Michigan'da Detroit'te yapılacak. Güzel. Hiç böyle pek yaz havasını alabileceğiniz bir şehir değil. Ama başarılı bir hamledir bu. Neden? Çünkü herkes bilmeyebilir. Detroit birazcık Kanada sınırına yukarıya Kanada'ya yakın. Ve ne zaman mesela NBA'de bizim Detroit Pistons Toronto Raptors maçı olsa lanet olası Toronto Raptors taraftarları salonun %60'ını 70'ini kaplıyorlar. Ve sanki Toronto'nun salonunda oynuyorsun basket maçını. Yani yukarıdan çok kişi geliyor. Kanada'ya yakın olması çok büyük bir artıdır Detroit'in. Çünkü oradan bir sürü seyirci gelecek şimdi. SummerSlam. Hadi bakalım yukarıdan yağacaklar aşağı doğru. Başarılı hamle bence. Kanada seyircisinde ne kadar? Faydalı olduğunu biliyorsunuz. Drew McIntyre, Tyson Fury'yi WWE'ye geri dönmesini istiyormuş. Yani... Eğlenceli bir adam mı? Evet, Tyson Fury eğlenceli bir adam. Fizikli bir adam mı? Evet. Ama gelip ne yapacak? Güreşecek mi mesela? Zor. Gelsin, renk katsın, bir şeyler yapsın. Clash at the Castle'da etkiliydi zaten. Keşini falan iptal etti biliyorsunuz Güzeldi ya Ama ekstra bir yorum da yapamayacağım yani Evet Şimdi birazcık bunlardan bahsedeceğiz Kevin Owens Raul Bursa şuraya şu Boş Noktaya katıldı Kevin Owens Kev Aa Matt Cross var lan burada Matt Cross ile ilgili hemen bir anımı anlatıyorum arkadaşlar Matt Cross mdog20 İndiler'de bayağı 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 tanıdan bir isim. Kendisi NXT'nin hatır, yanlış hatırlamıyorsam yarışma döneminde ikinci sezonda mı ne yer almıştı. Ve ben de o zamanlar Turkish Power'da işte danışman diyelim. Danışman olarak bulunduğum zamanlarda tabi sorsanız şu an öyle değildir. Danışman olarak bulunduğum zamanlarda bana bir e-mail geldi Turkish Power'a. yani Benim e-mail şeyime geldi bir baktım kendisi Matt Cross. Matt Cross dur şey yapma o saçları falan da gitmiş. Matt Cross dedi işte böyle böyle. Bana CV'sini atmış. İşte hey sir falan diyor böyle. Ya sanki işte çok profesyonel bir ortam varmış gibi Turkish Power'da. Falan böyle. Adam gayet profesyonelce bana e-mailini atmış. CV'sini atmış. Böyle böyle şurada güreştim burada güreştim. Ee, sanki gerek varmış gibi ben tanıyorum adamı yani. İşte Türkiye'de de güreşmeyi isterim falan diye. Çünkü yeni açılmış bir oluşum. Artık ne kadar para veriyorlardı bilmiyorum tabii ki. O benim bildiğim iş değil. Bilgi demir bilir. O zamanlar bana bir e-mail atmıştı. Aslında bayağı da iyi güreşçi yani. Özellikle Türkiye'de falan güreşebilecek sev seviyenin çok üstünde bir güreşi zaten. E, ya Bu gelen bazı büyük isimlerden belki de biri Mad Cross'u çok tanımazsınız. Belki indileri bilenler. indileri hakim olanlar. Bilir. WWE'de de bir dönem gözükmüştü. Daniel Bryan'ın fanda arkadaşı zaten. Indilerden. Onlar hepsi zaten kankitolar yani. Olmamıştı. Yani. Olmadı maalesef. <laughs> ne diyeyim yani. keşke gelip göreseydi yani. Yani benim zaten iletişim kurduğum ya da şu da olsa güzel olur dediğim kimse olmadı. Bu nasıl danışmanlık yani. O zaman niye danışman diyorsun ki bana yani. Neyse devam edelim. <laughs> Neyse. War Games var biliyorsunuz Survivor Series'de ve Bloodline'ın rakibi Brawl'ın Brutus'tu ve iki kişi daha eklenmesi gerekiyordu War Games maçına. Drew McIntyre bir tanesi, bir tanesi de Kevin Owens. Şimdi hiçbir şeyden bahsetmeyeceğim. Sadece bir şeyden bahsedeceğim. Bu maçta Sami Zayn ve Kevin Owens var. Sami Zayn elendi. World Cup turnuvasında elendi. Tamam. Demek ki artık yani full şekilde bu maça odaklandık. WWE'den bir isteğim var benim. Triple H'den bir isteğim var. Lütfen ama lütfen şu maçın içinde Semizeynle Kevin Owens'ın bir dramasını verin bize. Bir duygusal yoğunluk olsun bu adamlar arkadaş. Bu adamlar birbirinin en yakın arkadaşı. Ve bu hem gerek senaryo hem senaryo dışında her şekilde biz bunu gördük. Bloodline eğer bir şekilde sarsılacaksa, sallanacaksa, bir şeyler olacaksa bazı şeylerin başlangıcı için bak bu başlasın burada demiyorum. Bazı adımların başlamasının belki de böyle kıvılcımını buralardan çıkarabilirsiniz. Maç içinde öyle bir drama verin ki bize. Semize'in böyle hayatı sorgulasın mesela. Bir şey olsun. Ben hala çok isterim mesela solardan bu kemeri, bu kemerleri alacak olan kişi. Keşke böyle bak Semize'e sola sikoa mesela. Kulatların içinde bir olay çıktı mesela. Romun dedi ki hadi gücünüzü kanıtlayın. Birbirinize karşı tekli bir maçı yapın. Sami'yle de Solasiko aldı mesela. Ne olur? İlginç. Ya da Semi bir şekilde Kevin Owens'la belki bloodline artık küsecek bir şeyler olacak. Ya Bloodline'ın yıkılmasına sebep olacak. Ya da Bloodline'ın hiç alakasız bir şeyinden ayrılacak falan filan derken Kevin Owens'a takım olacak belki bilmiyorum. Bak bunlar tamamen fantezi ya da bambaşka bir şey olacak. Ben bu maçın içinde kesinlikle Sami Zayn'e Kevin Owens'ın bir dramasını, bir hikayesini, bir yüzleşmesi, bir şeylerini göreceğimize eminim. Ki zaten bu yaşanacak maç içinde birbirlerine karşı gelecekler. Ama bir şey olsun abi böyle kritik şeyler olsun. Çünkü böyle maçlarda gerçekten hikayeyi güzel yazarsanız tadından yenmiyor abi. O yüzden ben de şimdi ee, merakla bekliyorum. Survival Series Games'i. ki zaten beraber de izleyeceğiz yani. <laughs> evet arkadaşlar ben kaçayım artık. Bu haftalık pazar günü yaptığımız haftalık gündem sohbette bitti. Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar eski halimize döneceğiz. Zaten bu haftalık sadece haftanın renkleri yoktu. Yine pazar günü haftanın renkleri, pazartesi de haftalık gündem sohbet bir aksilik olmazsa kanalda olacak. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.